Selamlar, sevgiler. Anadolu Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem pratik hem de çok az malzemeli bir pasta tarifi hazırlayacağız. Tarifimiz sadece 3 malzemeli. 1 su bardağı süt, 2 paket sade krem şanti kullanıyoruz. Sütümüzün soğuk olmasına dikkat edelim. Bir mikser yardımı ile güzelce krem şantimizi ve sütümüzü çırpalım. Bu işlemi eğer ki mikseriniz yoksa çırpma teliyle de hazırlayabilirsiniz. Tabii ki birazcık bilek kuvveti gerekiyor. Fazlaca çırpmak lazım. Evet bu şekilde güzelce kıvam aldıktan sonra artık çırpma işlemini bırakıyoruz. Mikserimizin uç kısımlarını güzelce Temizledikten sonra bir kabımızın içerisine bir su bardağı sütümüzü ilave edelim. Sütümüz birazcık ılık olursa eğer daha güzel olacaktır. Pastamız için ben Ülker Choco Prince bisküvilerden kullandım. Gerçekten çok lezzetli ve görünümü tamamen böyle rulo pasta gibi oluyor. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bisküvimizi e, süte batırdıktan sonra e, iç kısmına yani bir tarafına krem şantiden böyle bir yemek kaşığı kadar dolu dolu e, sürdükten sonra diğer bisküvi ile birbirine böyle yapıştırıp evet silindir şeklinde bir kabımızın üzerine yerleştirelim. Bütün bisküvileri o şekilde hazırladıktan sonra dizelim. Bir paket bisküvi kullandım ben. Eğer ki yani siz bu malzemeleri çoğaltıp daha büyük bir rulo pasta da hazırlayabilirsiniz. Veya azaltıp daha küçük de hazırlayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Eğer ki böyle bir paketten hazırlarsanız benim yaptığım gibi en az 6-7 kişilik bir rulo pasta elde ediyoruz. Gerçekten bu da ideal oluyor. Evet bu şekilde bisküvileri birbirine yapıştırırken böyle biraz bastıralım. Güzelce yapışıp birbirine evet güzelce yapışmasını sağlayalım. Kalan krem şantimizi de böyle üzerini ve yan taraflarını tamamen kaplayalım bu tarifi mutlaka bir gece öncesinden hazırlayalım ki böyle bisküvilerimiz güzelce dinlensin. Krem şanti ile beraber güzelce yumuşayıp tam bir kek kıvamını alsın. Yumuşacık içi de tabii ki çikolatalı kenarı krem şantili gerçekten çok pratik ve güzel bir tarifi elde ediyoruz. Evet bu şekilde bir gece buzdolabında beklettim. Ve e, kenarını veya üzerini sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben böyle bir paket e, sade sütlü çikolatayı bıçak yardımıyla doğradım. Ve her yerini çikolata parçalarıyla kapladım. Dediğim gibi sade de bırakabilirsiniz. Meyveli soslarla da süsleyebilirsiniz. Böyle birazcık da çikolata eritip üzerine gezdirdim. Ve buzluğumda dondurulmuş bişnem vardı. Onunla da süslemek istedim. Bu şekilde verev bir şekilde keserseniz eğer pastayı daha güzel bir görünüm ve sonuç elde ediyoruz. Evet pastamızın içinin güzelliğini de görüyorsunuz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka tarifimde görüşmek üzere. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum şimdiden. Çok teşekkür ederim.